Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gençler, bu akşam neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağımızı onunla alakalı nasıl bakacağız? Yani belki bu imani dersleri zaten burada bayağı yapılıyor, yapılması lazım. Başka yerde de duyarsınız ama laika mektupları, senin ilk defa mı görüyorum yoksa tıraş mı oldu? Ondan sonra. Fakat laika mektuplarını, yani bu dusturlar çok önemli. Bu bilinmemesinde gençsiniz ya, bu mesela memleketlerinize gittiğiniz zaman, bu o kadar hayatınızda temel taş olacak ki, o kadar, yani o kadar, şu anda o kadar batan insanlar var ki, imanını kaybedince, iman da gidince, imanla alakalı bütün bağlar da gidiyor, nikah da gitmiş, bir sürü gayrimeşru çocuklar oluyor, bu Müslüman'dan bahsediyor. İman gittiği zaman, mesela temelde yapayım, namaz kılsa bile, oruç tutsa bile, yanlışa ve batıla taraftar olsa, onun yanında olsa iman gidiyor. İman gidince imanla alakalı ne bağ varsa o da gidiyor. Bütün o yaptığın yeminler, ondan sonra nikahların hepsi kalkıyor ortadan. Yani o kadar mühim yani. Ama müsbeti de o kadar hayır. Yani bir hayırlı bir hizmete taraftar oldun mu, bütün hasenatına ortak oluyoruz. Bütün. Yani haddi yok, hududu yok. Bütün hasenatına ortak oluyoruz. Ama bir de batıla, yanlışa taraftar oldun mu, hepsi külümen gidiyor. Mesela 284 çarpı 0 kaç yapar? 284 değil mi? Ne yapar? 0 mı yapar? Bak böyle. Ya. Gitti. Küfre rıza, küfür. Zulme rıza, zulüm. Bak şimdi. Bir cümle söyleyeceğim, konuya gireceğim. Ben bir ders yaptım. Sohbet. Ders yaptım derken uçakta başıma gelen bir hadiseyi anlattım. Yayınladım. Onun konunun içerisinde şu vardı. Fitne zamanında at iziyle it izi birbirine karıştığı zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'ni biliyorsunuz en genç mezhep imamlarındandır. Ona sormuşlar, ne yapalım, bize bir ölçü verin, biz de o ölçüyle hareket edelim. Şimdi fitne, bak fitne olduğu zaman ne demek? Hak batıl, doğru yanlış, at iziyle it izi birbirine karıştığı zaman bize ölçü ver ki biz o ölçüyle doğruyu görelim. Yoksa batıla taraftan olmayalım. Hak aç ayağındır demiş. Hak ayağındır, bellidir. Ama kazip, yalancı haklar da olur, karışır. Siz bunu bulamadığınız zaman düşmanınıza bakın diyor. Düşmanınıza meşhurdur. Düşmanlar bellidir. Düşmanınızın okunu takip edin. Sizi dostlarınıza götürür. O ok. Bak, düşmanınızın okunu takip edin. O sizin dostunuza götürür. Çünkü bir adam kime ok atar? Düşmanına atar. Değil mi? Adam kime ok atarmış? Düşmanına. Bu ok atan da senin düşmanınsa, o ok attığı kişi kimdir senin? Sana ne oluyor? Dost. Dost oluyor. Bak, bir adam oku çekmiş. Kime atar? Cesur. Düşmanına atar bu adam. Demek ki bu adamın düşmanı o. Tamam? Buraya kadar anlamayan var mı? Yok. Bak, bu adam oku atıyorsa onu sevmiyor, düşman. Bakın, biz de seyrediyoruz. Bu adamı seyrediyoruz. Bu buna ok atıyor. Seyrediyoruz, biz dışındayız. Tamam? O oku niye atıyormuş? Çok önemli. Buna düşman olduğu için. Biz de buna düşmanız. Biz de buna düşmansak
Biz buna ne oluruz? Değil mi? Düşmanımın düşmanı bana dosttur. Örneği şöyle yapayım. Asır karışmış. Herkes ben Musa'yım diyor. Musa'yı nasıl anlayacağız? Musa'yı nasıl anlayacağız? Herkes Musa'yım diyor. Kurtarıcıyım diyor. Firavun'a bakacaksın. Firavun'un hedefinde kim varsa Musa'dır. Sen İbrahim'i bulamıyorsun. Karışmış ortalık. Nemrut meşhurdur. Despottur. Tamam mı? Ha, Nemrut'un okuna bakın. O sizi İbrahim'e götürür. Her şey de böyle. Ha, gördün mü? Böyle bu dersi yaptım. Böyle anlattım. Bunlarla kan. Adam diyor ki asır dedi İmam-ı Şafii'nin asrı değil dedi. Ha, bu ne demektir? Mezhepler inkardır. Din zincirinden boynunu çıkartmaktır diyor 27. sözde. İmam-ı Şafii inkar etmek, İmam-ı Azam inkar etmenin aynısıdır. Çünkü amentü billahi ve melaketi ve kütübi ve rüsuli ve liyomil ahri ve bil kadir hayri ve şerif. İman esaslarından bir tanesini inkar etmek komple götürür. Hak mezheplerden bir tanesini inkar edersen, o ustad zaten ilmi usulü dinde geçiyor, ustad da söylediği için söylüyorum. İlmi usulü dinde var. Mezhepleri inkar etmek, dinden zincirini koparmaktır. Halkadan koparmaktır. İmam-ı Şafii demiş, zamanında değiliz. O zaman İmam-ı Şafii'ye mensup olanlar, tabi olanlar yanlış yapıyor. Çünkü onun İmam-ı Şafii zamanı değil ki. Niye ona uyuyorlar? Veya Ehl-i Sünnet ve Cemaat niçin İmam-ı Şafii hak söylüyor? Onun zamanı değil ki yanlış. Ne oldu? Mezhebi inkar etmek din zincirinden çıkar. Din zincirinden çıktı mı iman gitti. İmanla alakalı şey gitti. Nikahta gitti. El cevap. Ben siyaset noktasında söyledim. İmam-ı Şafii siyasi lider değildi ki, bir partinin başkanı değildi ki, ona muhalefet etmek, partisini reddetmek kastımız vardı desin. O partisi yok ki, onu reddetmek temsil etmiş oldu, davayı reddetmektir. Peki bununla ne alakası var kardeşim? Bilmiyoruz. ...1944-47 arasında 40 kişi vefat etmiş ustad zamanında. Keşfel Kubur evliyası nazar etmiş. 40 kişiden bir iki kişi kurtarmış. 1944-47. Şimdi 2017'deyiz. 40 kişiden birkaç kişi kurtarmış. Bu Müslümandı ha. Gavurların 40'ından 40'ı gider. Yani gavurlardan değil bu. 40 vefiyattan Müslümanın ikisi kurtar. Niçin? Namaz kılmıyorlar mı? Kılıyorlar. Hacca da gidiyorlar. Takva ileriydi. Ama küfre rıza gösteriyorlardı. Küfrün yanındaydılar. Zulmün yanındaydı. Küfre rıza küfür, zulme rıza zulüm. Tarafkirlik var ya. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Şimdi ölçüyü getiriyoruz. Mektubat 34'te Hakk'a tarafkirlikten ibaret olan İslamiyet diyor. Abi. Allah. Demek ki hakka tarafkir olmayan ne kadar ibadeti olursa olsun İslamiyet dairesinde kalamıyor. Değil. İman demiyor, İslamiyet diyor. Yani evet. Daha geniş çatı. Evet. Oraya bile giremiyor. Giremiyor. Hakka tarafkirlikten ibaret olan değil mi? Evet. İslamiyet. Allah muhafaza. Şimdi peki bunun için şey yapmamıştım. Bir kişinin her şeyini mi taraftar olacağız? Mesela benim her şeyimi mi onaylayacaksınız? Hayır. Onu bileceğiz işte. İşte onu okuyacağım. Unutmayın. Kişiyi üçe ayıracaksınız her daim. Memleketinize gittiğiniz zaman tamam mı? Siz talebesiniz. Bir, beşeriyeti. Yani insandır. Yer, içer, ürer, yatar, kalkar, acıkır, bağırır, çağırır, annedir, babadır, kadındır, erkektir vesaire. Bu tarafı. Bir de o şahsın, yani bir beşeriyetimiz var. Bir de Allah'a karşı duruşu var. İbadeti, takvası, orucu, namazı,
gizli sadakası, zekatı, ubudiyeti var. Allah'a imanı. Allah'a imanını bilmiyoruz. Seviyesi. Üçüncü bir şahsiyet var. Böyle eğer dini anlatıyorsa, dinle meşgulsa, dini tebliğ ediyorsa bunun da vazifedar şahsiyeti var. Üç tane şahsiyet ayrı şahsiyetler iktiza eder. Dolayısıyla beşeriyetine kızacağım diye küllümen inkar etmek bu iki tarafına da zulüm olur. Peki bu dini vazifedardır diye bu tarafına bakıp da beşeriyetini de onaylamak o da yanlış. Ayrıcaz. Bu beşeriyeti peynir gibi kes. Bu ubudiyet imanı, bu da vazifedarlığı. Tamam. Ona veriyorum. Diyor ki, merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaeddin Kudüs-i Sürru'nun Has Şakirdi Abdullah vardı. Şöyle geçiyordu bak. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimden çok fevkinde hüsnü zanlarını, yani ustadın talebeleri, ustada hüsnü zanı çok, haddinden fazla hüsnü zan etmek kadar meşhur ne olabilir? Hayır diyor. Ustad kendisinden söylüyor, şeyhler, hocalar, liderler hepsi dahil buna. Dolayısıyla ustadın talebelerinin durumu bizi de aynı. Biz de ustadımıza, veli nimetlerimize nasıl bakacağız? Yanlışı miskamber gibi kafamıza koyacak mıyız? Üç tane şahsiyeti ayıramazsak. Diyor ki benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını, haddimin çok üstünde uçuyor kaçıyor. Yani haddimin çok fevkinde hüsnü zan ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40-50 sene evvel Kastamonu kaç yazıldı biliyor musunuz? 34. 40 sene evvel ondan. Bundan 40 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah, büyük kardeşim diyor. Abisi ya. Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim Evliya-i Azime'den olan Hazreti Ziyaeddin Kudüs-i Sürru'nun has muridiydi. Öyle harika bir ölçü getiriyor ki her zamanda kullanacak ölçü. Kur'an'da da Meryem, Yusuf gibi sureler her daim şablon gibi kullanılır. Bu da bir ölçü bakın. Abdullah Ustad'ın abisi Hazreti Ziyaeddin'in Kudüs-i Sürru'nun has muridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane, ifrat derecesine muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için, yani tarikatta mürit şeyhine ifrat derecesinde, aşırı derecede muhabbet ederler, hüsnü zan ederler. Ettiği için orada makbul gözüküyordu. O merhum kardeşim dedi ki, ustana diyor, Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor, ustada diyor. Yani ustadı bağlayacak ona. Kardeşim diyor Said, Muhammed Said. Ustadın ismi Muhammed Said'tir. Said değil tek, biliyorsunuz. Siyasi arenada, siyasi durumda ustadda Mehdilikle böyle şey yapmasın, ehli zındıka tahrik olmasın diye Muhammed'ini kullanmayıp İlk isminin tekini kullanıyordu. Said kullanıyordu. Duymuş muydun sen? Ben mufassalı okudum, duymadım. Gayrimüteşir de var. Muhammed Said. Şimdi Abdullah diyor ki, ya Said diyor, benim diyor Ziyaeddin şeyhim bütün ulumu biliyor. Sonra kainatta Kutbul Azam gibi her şeyi ittila var. Kutbul Azam gibi her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Fark ediyor. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim.
Böyle diyor ama bak ne diyecek. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Şimdi sevginin hakikatını, kalitesini, sevginin delikanlılığını sizin ifadenizle söylüyorum. Yani sevgi delikanlıca sevmek nasıldır? Delikanlı sevgisi. Sen diyor sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Allah Allah. Hakiki. Çünkü sen niye seviyorsun? Şundan dolayı seviyorsun. Bir, kainata ulumları bilir. Kainattaki bütün ulumları bilir. Kainatta her şeye ıttıla var. Kutbu nazam olduğu için, ettiği için sen seviyorsun. Bunun için seviyorsun. Kainattaki ulumları bilir. Bir, kutbu azam suretinde tahayyül ettiğin bir Ziyaeddin'i seversin. Yani sen Ziyaeddin Efendi'yi, Kudüs'e sürüğünü için seviyorsun. Bu sıfatlarından dolayı bağlısın ve seviyorsun. Onvan ile bağlısın, muhabbet ediyoruz. Bu özelliğinden dolayı. Bu yerleri büyükler çok okumuşsunuzdur ama şöyle dinlerseniz daha acayip istifade edersiniz. Acaba farklı ne hissedeceğim, Allah bana ne gösterecek? Bu mevzuyu ben okumuştum ama acaba farklı Allah bana ne verecek şu anda? Onvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse, o adam niye seviyordu? Bütün ulumları biliyor, bir. Kainata kutbul azam gibi ıttıla var ve kutbul azamdır. Onun için seviyor. Sevgisinin sebebi bu. Ama diyor, eğer perde-i gayb açılsa, hakikat görünse, senin muhabbetin ya zahir olur veya dörtten birisine iner. Baktın ki hakikaten öyle değilmiş, kutbul azam değil. Her şeyi bilmiyormuş, bazı şeyleri biliyormuş. Her şey ittilağı yok. Çoğu şey ittilağı var. Sen bu sıfatlardan dolayı ona muhabbet ettiğin için o sıfatlar bir çökerse ona muhabbetin de çöker. Çünkü muhabbetinin sebebi bunlardı. Tamam, buraya kadar anladık mı? Tamam. Ondan sonra keseceğim arkadaşlar. Yatsıyı da kıldınız değil mi? Ondan sonra yatak. Ama bizim daha çok işimiz var. Siz yatağa devam edeceksiniz. Onun için böyle biraz sabredin. Öyle kullanacaksınız ki evde, köyde, memlekette. Çok işe sebep olacaksınız bunu. Çok yanlıştan kurtulacaksınız. Çok yanlıştan insanları kurtaracaksınız. Allah'ın izniyle. Bu ölçüyü iyi kavrarsanız. Demek ki niye seviyormuş? Her şeyi biliyor Said. Kutbul Azam gibi her şey ıttılığa var. Dan dolayı başımın üstündedir. Onun için şehrimdir diye seviyor. Fakat diyor alemi gayb açılsa adam böyle değil. Bunun için seviyordum. Daha sevebilir mi? Beni bir acayip seviyorsunuz. Hasan abi her şeyi biliyor. Kutbul Azam gibi her tarafı görüyor. Abi 40 o gibi kaldırıyorsunuz beni. Arabanın lastiğini kaldırıyor. Abi traktör lastiğini şamürünü basar gibi baba basıyor. Abi dedikçe şişiyorum. Abi dedikçe. Sonra alemi gayb bir açıldı işte öyle değilmişim ya. Ondan sonra 40 onun civatasını sibopunu açarsın pşşt araba dibe iner. Diyor ki eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zahir olur veya dörtten birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim. Takdir ederim. Bak ben de senin gibi ciddi severim. Takdir ederim ama sevgi sebebim farklı. Çok önemli bu cümle. Ben sevgi sebebim farklı. Sen niçin seviyordun bir daha? Her şeyi biliyor. Her yeri görüyor kutbul azam gibi. Bunun için seviyorsun. Ama benim sevgim şekli farklı. Neymiş o? Ben sünnet-i seniye dairesinde ehl-i sünnet ve cemaat mı? Şia mıdır? Vehhabi midir? Mutezile midir? Şimdi diyor ki ustad, senin diyor
Teneffüs ettirmek için yaptım. Günlük yorgunuz ama bu arada kasten yaptım. Çünkü talebesiniz, okuyorsunuz, medresedesiniz. Dostunuzu, düşmanınızı bil. Takiye yapmak iman esasından olduğundan, takiye yapmak için Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a imanları, onların imanlarınca düşmandırlar. Ama Ehl-i Sünnet'i kaldırmak için, kandırmak için çocuklarına Ebu Bekir koyabilirler. Çünkü takiye yapmak imandandır. Adam der, ya ben ne Şia ya? Oğlumun adı Ebu Bekir ya. Öteki çocuğumun adı Ömer. Öyle. Şimdi onu zaten, işte dersin başında bir 5 dakika niçin konuştum? Namazınız, niyazınız var ama küfre rıza küfür. Hepsi gidiyor. Anladın mı? Ne kadar mühim. Ya. Bak diyor ki ustad, sen sünnet-i seniye dairesinde, oradan açtım ben. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ölçümüz nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Tamam mı? Sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehl-i imana halis ve tesirli emniyetli bir rehberdir. Ben bunun için seviyorum. Bir daha söyleyeyim. Ben diyor, sevgi sebebim şu. Sünnet-i seniye dairesinde, yani hizmet ediyor ama öyle yok, kuru hizmet yok. Sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehli imana halis, öyle şey diye, halis, tesirli, emniyetli bir rehber olduğu için seviyorum. Bir daha. Ehli sünnet vel cemaat dairesinde, yani sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehl-i imana halis ve tesirli ve emniyetli bir rehberdir. Ben bunun için seviyorum. Sen ise her şeyi biliyor, her yere ıttıla var, kutbul azam gibi seviyorsun. Ben ise sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehl-i imana bir, halis, iki, tesirli, üç, emniyetli bir rehber olduğu için. Sen her şeyi biliyor, her yeri görüyor, kutbul azamdır. Ben sünnet-i sene dairesinde, hakikat mesleğinde, ehl-i imana bir, halis, tesirli, emniyetli bir rehberdir. Onun için seviyorum. Bu üç şahsiyeti, beşeriyeti, ubudiyet imanı, vazifedarı. Ha, ben mesela yapayım. Şu anda ben vazifedarım. Şu makam benim makam değil. Güzel bir şeyler olmuşsa, hoşunuza gitmiş, bazı sorunlarınız çözülmüşse, rahmet ilahiden Allah nasip etmiş, kalbiniz yumuşatmış. İnanın ki doğrusu budur. Tevazu değil de onun için söylüyorum. Hoşunuza gitmeyen uslup ifade ve yanlış ifadeler buna ait, bana aittir. Ne görürseniz bana aittir. Bu benim şu andaki yaptığım iş, vazifedarım. Ben buradan çıkacağım, kapatacağım bunu. Benim bir namazım var, bir orucum var. Kendi Allah'a karşı bir imanım var. Bu benim ikinci şahsiyetim. Allah ile benim. Bir de insanlarla, sizinle, hizmetin dışında yeriz, bahçeye gideriz, top oynarız. Kaleye geçtim ya, geçen sene mi geçtim? Kaleye geçtim. Bir kim gol attı bana, bir tanesi gol attı. Ondan sonra yemek yeriz. Bak, yemek yeriz. Pikniğe gideriz. O benim beşeriyetimdir. O Hasan abinle buradaki Hasan abiyi karıştırmayacağız. Karıştırırsan kafan karma karışır. Karıştırırsa gol atmaz da adam karıştırmamış. Karıştırmamış he. Hasan abi deyip de durmadın, inan gol attı. Lan niye attı lan? Abi top oynuyoruz dedi ya. Ay böyle dedi ya. Hasan abi gol mü attı be, estağfurullah filan. Demedi ya. Onu diyor lan pat diye nasıl da girdi ben anlamadım. Böyle bir yerden gittim. Şimdi ne güzel bir ölçü getiriyor. Üç, halis, temiz, halis, tesirli, emniyetli bir rehber olduğu için seviyorum. Şahsı makamı ne olursa olsun, şu beşeriyeti, ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Gördünüz mü? Hizmeti mi var bir adamın? Ehli imana, ehli sünnet ve cemaat dairesinde
halis, temiz, emniyetli bir rehber. Pamuk ipliğiyle bağlı olan Müslümanları canlı tutuyor. Dinde ibadetlerine vesile oluyor, psikolojilerine, davalarına, namuslarına, edeplerine, ailesine, bağlılık. Yani İslami bir hayatına vesile oluyorsa, o şahsın beşeriyeti ne olursa olsun, Allah'a karşı imanı ne olursa olsun, ikinci şahsiyeti, biz onun vazifedarı, şahsiyeti ve varlığıyla benim dindar olmama sebebiyet veriyorsa o insanın varlığı, ben o insanın o sıfatına canımı verir. Değil muhabbetimi, canımı verir. Niye? Canımı verdiğim şey hakikattır. Şahsın dışındadır. Yani ben bu işi yaparken şu anda beşeriyetimi mi anlatıyorum? Yok. Ne yapıyorum? Senin de benim de bağlı olduğumuz Allah'ımızı anlatıyoruz. Bu hizmeti için demek ki birbirinize arkadaşlar, beşeriyeti için mi bu size söyledi ranzadan? Ya sen bana nasıl dersin ya? Beşeriyetiyle söyledi. Ya ne şahsiyetsizsin? Hayır, ubudiyet ayrı ya. Şahsiyet ayrı, beşeriyet ayrı. Soruyorum hepinize. Sen kaç yaşındasın? 13. Her söylediğimizi, her yaptığımızı düşünerek mi yapıyoruz? Hayır. Pişman olmuyor muyuz? Sen pişman olduğun gibi ben de oluyorum. O zaman benim her hareketimi dinden zannetme. Ya abi Hasan abi bunu niye dedi ya, böyle ne yaptı ya? Allah Allah. Ama diyemiyorsun tabii. Çünkü o fırsatı vermiyorum sana. İçinden deme yani, o zama bak. Beşeriyetini vereceksin. Bu şahsiyet ayrı. Bu şahsiyet ayrı. Bu şahsiyet ayrı. Üstad bak ayrıyor. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa, Abdullah Ziyaettin Şeyh'i açıldı ya perde. Baktı ki verdiği muhabbet, görmek istediği özelliği yok adamda. Yani biz insanlar niye hep iş yapıyoruz? Bir insanı görmek istediğimiz yere koyarız. Ama o özellikler olmayınca inkısar hali vururuz. Oysa görmek istediğimiz yere koymayın. Olması gereken yerde dursun da oraya muhabbet edin. Perde açılsa diyor. Hakiki makamı görünse Ziyaddin'in, Kudüs'ü sürün, değil geri çekilmek. Hakikaten basit adammış ya. Öyle bir ilmi de o kadar değil. Basit bir adammış. Alem gaybı açılsa, onun hakiki baktım ki öyle de değil. Açılsa ne yaparım? Bak ne yaparmış. Geri çekilmek ve vazgeçmek, muhabbete noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdirle bağlanacağım. Üstad bak ne diyor? Ben alemi gaybı açılsa, hakikaten zannettiğim gibi makamı yok. Ben onu daha çok seveceğim. Daha çok bağlanacağım. Ya böyle olmadığı halde ehl-i sünnete halis, temiz, emniyet hizmet yapıyor ya. Makam öyle değil. Makam basit bir adam ya. Tenekeci Mehmet Efendi. Böyle bir adam değilmiş yani. Böyle bir adam değildi de muhabbetin daha niye ziyade ediyorsun? Öyle kutbul azam her şeyi biliyor. Bir insanın yaptığı hizmetle basit, sıradan, normal bir vatandaşın o makamdaymış gibi hizmet yapması aynı mı? Bu adama daha çok seviyor. Hakikaten bir muhabbet ettik. Alemi garip açıldı. Hakikaten tenekeci Mehmet Efendi'ymiş. Çaycı Emin Efendi'ymiş ya. Çay ya, çay satıyor. Ayakkabı kundura tamircisi ya. Ha? Ama bir, öyle bir hizmet ediyor ki koca İsparta'nın uyanmasına vesile oluyor. Okuma yazması yok ha Yaşar. Tutmuş kitabı. Gidiyormuş hoca müftiye, ayakkabıcı kunduracıya, işte su satana, şeyi, sakacıya. Diyormuş ki, ya birkaç dakikam var mı? Ha buradan ben okumam yok da. Şuradan bana bir sayfa okurmuş. Yaşlı bir adam. Tamam amca okuyalım dedi. Ne var ya? Öyle, okuma yazmada eskide yoktu. Fazla şey bilmiyordu. Okuyordu adam. Allah Allah adam okuyor. Amca dedi bir sayfa da okuyalım dedi. Ya, bu ne ya? Bilepti şey. Ondan sonra müftiye yapmış böyle. İsparta müftüsüne. İhlası götürmüş. Ya dedi ya ben biraz sorunluyum dedi yani. İhlasını. Böyle bir şey gördüm. Okumam yok o müftüme. Bana dedi yani. Yaşlı bir adammış. Ama mıymış neyim? Amin. Ondan sonra böyle ami adam. Cahil. Hem de cahil hem de okuma yazması yok. Ya dedim bana bir sen. Oku. Tamam ver. Bir okumuş. Allah Allah. Müftü ağam. İsparta mı? Ya dedi bir tane de okuyalım dedi ya. Ondan sonra, dedi ya amca dedi bir otur dedi ya. Ondan sonra komple ihlası makamında okumuş. Bunu bana versene bu akşam dedi ya. Yarın vereceğim sana.
Adam Nurcu olmuş. Osman, ne diyor biliyor musun? Ustad diyor, koca bir İsparta şehrinin uyanmasına vesile olmuş şehir. Her gün kaç kişiye gitmişse? 1000 kişi diyor abi, intiba getiriyor. 1000 kişi intiba getiriyor. Adil Cevazlı Bekir abi. Ha? Adil Cevazlı Adil, Bekir evet. Cevazlı Bekir abi. Şuraya bak. Sen de çok üniversiteyi bitirdin, bilmem ne yaptın. Kaç kişi vesile oldu? He? Ali? Çok abi, maaşını da alıyorum gençler. Sen mevcudu konu. Tamam, mevcudu konu da. Birisini yeni tanıttın mı? He maşallah abim. Adil Cevazlı Bekir Ağa. 1000 kişinin intibana. Allahu Ekber. Vay be. Onlara arkadaş olamazsın diyor abi. Sen Risale'leri bıraksan gitsen onlara arkadaş olamazsın. Risale'leri bırak. Onlara nasıl arkadaş olur abi? Onlara arkadaş olunamaz zaten yani. Nasıl arkadaş olacaksın? Yani ustada selam vermek idam biliyor musunuz? Ustada talebe olmak ne demek ya? Perde açılsa, hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaddini, sen de hayali bir ziyaddini seversin. Abi buradan şu çıkıyor mu? Ne çıkıyor abi? Dedin ya abi sen buradan ne farklı alacağım diye dinleyin diye. He? He. Ne farklı bakayım ne anlayacağım? Bayağı dinlediğimiz, okuduğumuz bir yer. Şimdi ziyaddin hakikati üstadın gördüğü gibi demek. Öyle mi abi? Evet. Yani çünkü sen, ben hakiki, sen hayali seversin dediğine göre... Demek ki Şeyh Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri Kaddesi Sırru, demek ki hakiki makamı üstadın dediği gibi ehli sünnet dairesinde hakikat mesleğinde imanını takviye ve kuvvet için hakiki, samimi, fedakar hizmet yapan birisi demek. Evet, makamı kesin. Makamı o yani. Makamı bu. Bunun makamı sünnet-i seniyye dairesinde hakikat mesleğinde ehli imanı halis, temiz, fedakarına hizmet ediyor. Hakiki makam bu. Bu beşeri makamı ne olursa olsun dedi. Ben dedi muhabbetim azalmaz görsem. Haşiye. Çünkü sen muhabbetin ona pek pahalı satıyorsun. Adeta şunu demek istiyor. Ey Gümüşhanevi Hazretleri, Ziyaddin Efendi. Abdullah yani ustadın abisi. Ben seni seveceğim ama şu sıfatların olması lazım. Ben diyor sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet diye muhabbet de ucuzdur. Ya. Yani üstadın gördüğü saydığı makamın fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Yani o adamın verdiği muhabbet bile az. Ama niye az? Onun şu şartlara göre muhabbet vermiş. Ustad öyle demiyor. Ölçüyü başka yerden tutturuyor. Ben o kardeşim insaflı ve mudaki bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zannınız belki size zarar vermez. Yani ustada suizan ediyoruz ya. Yani çok hüsnü zannediyoruz. Size zarar vermez ama... Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar böyle ustadı kuru kuru ustadım uçuyor kaçıyor demeyin. Ne yapacağız? Yani birbirimizi nasıl seveceğiz? Abilerimiz, ablalarımız, öndekileri vesaire nasıl? Hangi ölçülerle? Bir, vazifesine, hizmetine bakıp o noktadan bakmalısınız. Bir daha. Fakat siz hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alüde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Yani ustad kaçıyor, geçiyor falan, uçuyor falan, kutbul azamdır, şöyledir, böyledir diye ustadı sevmeyin. Sevme şekli o değil. Sevme şekli,
sünnet-i sene dairesinde, hakikat mesleğinde ehl-i imana halis, temiz ve dakarın hizmet ediyor. Çok insanın imanını kurtarıyor. Benim de imanımı kurtarıp takviye ediyor. Yoksa darisal okumadan uçuyor kaçıyor böyle, tamam. Hep hiç okumuyoruz. Bu kitap çok iyidir biliyor musunuz? Bu çok okuyun. Şöyle de böyle. Sen okudun mu? Yok. O zaman kim etesini alacak ki? Lime tekulane mala tefane. Yapmadığın şeyi ne söylüyoruz? Çok iyidir la bu kitap. O çok iyidir. Sen okudun mu? Yok. Ben size nispeten kardeşim, mürşidi kaddim değil. Bak biz kardeşiz. Abi aramızda bir yaşlılık varsa da abi olur. Mürşid değiliz. Ustad da değilim. Biz de değiliz. Belki ders arkadaşıyım. Bak 13 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 14. 54. Tak, ne kaç sene var? 40. 40 sene var. Bak aynı dersi dinliyorum. Ustad da değilim. Belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetlerinize muhtacım. Ustad diyor ki bana şefkatle dua ve himmet ediniz. Yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Şöyle bakarlarmış büyükler. Mesela ben sana bakayım. Senin adın neydi ya? Yusuf Kerim. Yusuf Kerim. 13 yaşındasın. Yusuf Kerim'in günahı mı fazla, benim mi? Onun belki de günahı da yok. Değil mi? Bak Yusuf Kerim. Benim sebabım fazla. Ama günahım da fazla. Hangisi makbul? Sebap fazla olması değil, günahın az olmasıdır. Misal vereyim. Bebekler mi nurani ve parlak, biz mi? Ama Abdülkadir? Bebeğin hiç farzı yok, hiç namazı yok, oruç tutmamış. Günah hiç yok abi. Hiç yok. Demek ki meziyet, ibadet olması, çok olması değil, günahın az olmasıdır. Çünkü terk-i mefasit, celb-i nefaya rüçhanet kesbetmiş. Hele bu asırda usul esas olmuş. Esas değil, esasın esası olmuş. Bak hiçbir tane farzı yok bebeğin. Hiçbir orucu yok, namazı yok. Ama sana bak, bana bak, bir de bebeğe bak. Niçin? Hiç günahı yok. O zaman ustad burada tevazi yapmıyor. Bana dua edin diyor, ümit edin. Çünkü diyor sizin yaşınız ufak. Benden az günahınız var diyor. Mesela Yusuf Kerim 13 yaşında, ben 54 yaşındayım. 40 sene fark var. 40 senelik günahım. O hepsini, bütün 13 senesini harcasa benim 40 senelik yaptığım günah bile yapamaz. Zamanı olmaz. Öyle bakacağız. Doğru ya. Onun nuraniyetine bak, benim simama bak. Ya. Hiç mi sinemadan anlamıyorsunuz? Hiç mi anlamıyorsunuz? Hiç mi? Bir bakın ya. Böyle otaklayın. Bir bakın adama ya. Tarikatçı mıdır, Süleymancı mıdır, Nurcu mudur? Doğulu mudur, batılı mıdır, namazı var mı, şeyin var mı, gözünden kullanır, her şeyden zina elli mi, hiç belli oluyor ya. Diyorlar ehl-i hakikat. Belli oluyor. Bak bakalım böyle, veli nimetlerinize bakın bakalım. Piyasada duyduğunuz alimler uçuyor, kutuplar, her şeyi bilen, bir bakın tipinde İslam siması var. Değil uçuyor kaçıyor, bakın tipine bakın. Evet, niçin bunu söyledim? Çünkü ustad baştan ben perde açılsa benim baştan aşağı kadar kusurat ile alude mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimden pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitli kadim değil, ustad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Hayda, ne kadar alıyor ya. Ustad hepten perişanım diyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet emniyetli, gayet kıymettar, mümin. Bak, hizmet ettiğimiz daire gayet kutsi. Bir, kutsiymiş. Beşeriyet karışmamış. İki, gayet emniyetli. Üç, gayet kıymettar. Dört, her ehl-i imana menfaatlı bir hizmete taksimul mesai kadisin kaidesiyle iştirak etmişiz. Mesela tarikattaki gibi şunu şu zikri çek.
ilmi kelamdaki gibi şu babu yap ezberle değil. 10. söz haşir meselesi diyebilir mi bir Müslüman? Ben bunu duymak istemiyorum. Mesela Miraç Risalesi. Bir Müslüman diyebilir mi? Ben bunu duymak istemiyorum. 1. söz. Besmele'nin hakikati, mahiyeti, esrarı. Ya ben duymak istemiyorum. Niye? Mesleğime sırt. Lan Besmele'nin esrarı bilmek mesleğine sırt mı ya? İlim farz lan. Ha. O zaman her ehli imana menfaatlı bir hizmet var elimizde. Bu hizmette taksimül mesai. Birisi fitil getirir, birisi lamba getirir, birisi kibrit getirir, kimisi gaz yağı getirir. Ama ortada bir lamba olunca hepimiz istifade ederiz. Senin yerinde kibrit var, bir işe yaramadı. Gaz yağı var, bir işe yaramadı. Lamba bir işe yaramadı, şişe bir işe yaramadı. Ama hepimizin meziyetini bir araya getirirse ortada hepimiz istifade ederiz. Tesanüdümüzden yani birbirimize dayanacağız. Tesanüt. Tesanüt ne demek? Yardımlaşma. Yardımlaşma. Başka? Dayanışma. Dayanışma. Başka? Birlik olma. Birlik olma. Senetleşmek. Senetleşmek işte. Yani tesanüt senetlen geliyor. Bir olacağız ama bir ölçümüz olacak. Senet olacak. Yani anlaşma. Metin üzerinde beraber olacağız. O metin de laikalardır. Tesanüt laikalar üzerinde beraber olmaktır. Yoksa Laz'ın yaptığı gibi, kusura bakmasın mı Laz varsa. Öşür verin dedi balın, çayın öşürü var. Öşür verin, öşür. Balın öşürünü vermiyorsunuz. Yani tamam mı? Tesanüt edeceğiz. Nerede? Değil, burada. Kastamonu'da, Emirdar laikasında. Bak ne diyor? Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahsı manevinin fevkalade emniyet ve kıymet ve ustatlığı ve işadı bize kafidir. Celal İkrem'e duydun değil mi tesanüt? Neymiş? Senetleşmeyi. Yani bir ölçü dairesini yapacağız tesanüt. Öyle kuru kuru değil. İfrata tefrite düşmemek için. Şu anda tesanüt yapıyoruz. Senetimizi okuyoruz. Bunun altına imza atacaksın. Senet at, senet. Eskide senet ya Abdullah, Müslüman'dan Müslüman'a borç para verirken söz deniliyordu, bitti. Şimdi banka o şeyi, ne diyorlar? Teminat. Teminatı, kefili lazım. Müslüman, Müslüman'ın sözünü itimat etmiyor. Yahudi sistemi olan bankanın sözüne, teminatına istiyor. Çünkü tesanüdümüz yok. Son şeyimizi okuyoruz, şu kadar paragraf. Hadi bir sabır daha. Sonra bu kadar. Keseyim okuyayım mı? Okuyayım. Tamam hadi bakalım. Hem madem yok deseniz okumayacaktım ha. Böyle tarafım var. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. Bu asırda en büyük vazife insanın midesini doldurmak, savaştakilere elbise vermek değil. En büyük hizmet-i iman, insanların imanına hizmet etmektir. Hem keymiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Ne dedi? Keymiyet, keyfiyet. Ne demek bu? Sait, arkadaki beyaz Sait. Bak, keymiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Ne dedi? Çok güzel bir fikir. Doğru söyledi abi. Doğru söyledi. Kim diyecek? Keymiyet, Sait demek. Keyfiyette kalite demek. Ha, Sait de niye demiyorsun ki tamam? Söyle abim niye çekiniyorsun? Peki Sait çok. 500 tane adam var. Yani Sait'in çokluğu... Abi şey, bir kişi padişah, 500 kişi veli yapmak ki. Padişah yapmak daha kıymetli ya. Tamam. Mesela diyelim ki 500 kişi adam var aşağıda Sait. Seni dersten bekliyorlar. Dersten sonra sanki ders okumamışsın gibi kahve sohbetine gidiyorlar. Ha 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 ha. Hu hu. La kara lu kara. Böyle 500 kişiye mi ders yaparsın? 5 kişi var. Abi nerede? Ders bittikten sonra hala dersin kriterini, dersin konuşmalarını yapıyor. Bak bu dersi kestikten sonra El Fatiha diyeceğiz. Peyniri keser gibi. Sanki derste hiç alakası yok gibi. Lan ne yaptın lan? Arabayı ne yaptın lan? Ne yapacağız lan? Evet mail mi diyeceğiz lan? Ne oldu lan? Payet şu an Type ne dedi ya falan? FETÖ ne dedi falan?
Rabbi dört saptıktan niye? Nasıl bir anda aylık peynir gibi böyle düşün? Dersin hiç hani uçak dinerken bile böyle kavis dinmiyorum. Ya ders kesilince manada nasıl kesildin? Demek ki ders değildin, derste değildin. Uçak böyle kalkar, böyle iner. Helikoptermiş değil mi? Ya dersten sonra nasıl oluyor ki derste hiç alakası olmayan bir moda giriyoruz? Çünkü ya peki böyle 500 kişiye mi ders yaparsın? Ders bittikten sonra ya abi Allah Allah ya çok istifade ettim ya. Abi tesanüt neymiş ya senet? Fesubanallah ya ders bitmiş ha. Senetleşmişmiş ya. Senet ne demek? Yani portakal var ya portakal, protokol diyorlar. Rüştü abinin tabiridir. Portakal, protokol. Portakal, protokol. Yani protokol yaparlar ehli dünya. Yani gel bir yerde anlaşalım. Sözleşelim de bunun üzerine hareket edelim. Neyin üzerine hareket edeceğiz? Sen bana benim dediğim yok, senin de yok. Ortada bir ölçü. Ha bu senet bu. Bu senedimiz. Senet kağıtlarımız. Bunun üzerine. Ha ders bittikten sonra bunu konuşmak derste olduğunu gösteriyor. Böyle beş kişiye mi yapmak? Bak ne diyor? Kemiyet ise keyfiyete göre sayının kaliteye göre emniyeti azdır. Hem muvakkat ve mutabil siyaset alemleri ebedi daimi sabit idimat-i imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar olamaz. Siyaset. O abi siyasi birliği olalım. Lan siyaset erdemdi ki ikide bir atmosfer gibi değişen bir şeydi. Hakiki siyasetçiden, hakiki dindar, hakiki dindardan hakiki siyasetçi olmaz. Siyaseti siyasettir ya. Yani demek ki bizi bir yapan hizmet imani olacak. O bağlar değil. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. İşte protokol bu. Portakal, protokol, tesanüt. Portakalı soktum ki protokolü unutmayasınız diye. Unutamazsınız artık. 25. kare bu. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Ne dedim? Biraz önce portakal vardı. Protokol. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeniz. Arkadaşlar kanaat edeceğiz bu hizmete. Son cümle. Haddimizden fazla birbirimize fevkalade hüstüzan ve mufritan-ı ali makam vermek yerine fevkalade sadakat, sebat, müfritan-ı irtibat, ihlas lazımdır. Ondan telakki etmeniz. Uçuyor, kaçıyor benim böyle şöyle de böyle yapmayacağız. Bizim ölçümüz sünnet-i seniyye dairesinde, hakikat mesleğinde ehl-i imana tesirli, halis fedakaran hizmet ediyor. Dolayısıyla bu edenler arasında bir, onları havalara uçuracağız değil ama seviyoruz, çok seviyoruz. Ama sevme sebebimiz bir, sadakat, sebat, ondan sonra müfritan irtibat yapacağız. İrtibatımızı ileri seviyede her şeyin ifrat tefriti zarar, ifratı zarar. Fakat irtibatta ifratı zarar değil. Çünkü asıl irtibatı kesiyor. Ne yapacağız? Birbirimizi bir, ustadımızın Risale-i Nur'daki talimatı dairesinde sadakat yapacağız. Sebat edeceğiz, yılmayacağız. Sıkıntı görünce topuğumuzun üzerine geri dönmeyeceğiz. Kur'an'ın mealidir. Topuğun üzerine geri dönmeyeceğiz. Ve müfritan irtibat, gittiğiniz memlekette hemen hizmet yerini göreceğiz. Annenle babanla, anne ne diyeceksin ki? Anne ya bir şey okusana ya ben oradan geldim. Yani 15 gün oldu bir şey duymuyorum ya. Kulağım paslandı ya bir şey okusana anne. Veya beni dershaneye götür. Müfritan irtibat, ihlas, Allah için olacağız. Allah için davranacağız. Ve bunda terakki etmeliyiz. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Sorusu olan var mı? Yoktur inşallah. Çok güzel. El Fatiha.